Ocak 2002'de Sakıp Özberk'in yerine Rıza Çalınbay'ın göreve getirilmesi Denizli Spor için bir dönüm noktasıydı. 2001-2002 sezonunun ilk yarısını 13. bitiren Horozlar, ikinci yarıda Çalınbay'la büyük bir çıkış yakaladı. İlk 17 hafta 18 puan toplayan takım, sezon bittiğinde 48 puanla 5. sıradaydı. Bu sonuç yeşil siyahlara UEFA Kupası yolunu açıyordu. Avrupa serüvenlerinin bu bölümünde Denizli Spor tarihinin en unutulmaz sezonuna gidiyoruz. Horozların 2002-2003 sezonundaki unutulmaz UEFA Kupası yolculuğuna. Denizli Spor 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası'na birinci turdan başladı. Rakip Fransa'nın Lorient takımıydı. Horozlar bir önceki yılın Fransa Kupası şampiyonunu ağırlarken 19 Eylül 2002 günü Denizli Atatürk Stadı'nda ilk kez UEFA Kupası heyecanı yaşanıyordu. Karşılaşmaya konuk ekip başlıyor. Ali Tan Doğan ortasını yapıyor. 11. dakika. Mustafa Özkan, Denizli Spor 1-0 önde. Mustafa Özkan'ın gol sevinci. Denizli Spor'un UEFA Kupası'nda attığı ilk gol. Ali Tan Doğan'ın ortası, Mustafa'nın golü. Kaleci Avdart çaresiz. Arayışları Denizli Spor'da. Avrat son anda. Lorient savunması Mustafa'yı durdurmakta güçlük çekiyor. Serbest vuruşu İlyas kullandı. Sonuç alamıyor Ali Tan Doğan. İlk yarı Denizli Spor'un 1-0'lık üstünlüğüyle geçiliyor. İlyas, kaleci Avdart, İki hamlede topun sahibi. Duon kullandı taç atışını. Bu vuruştan Bedrosyan'la sonuç alamadı Lorient. Ali Tan Doğan yerde karar penaltı. Maçta 68. dakika. Bençik hareketli, Ali Tan Doğan hareketli. Ali yerde kalıyor. Mustafa Özkan 2-0. 68'de aradaki fark 2'ye çıkıyor. Denizli Spor 2, Lorient 0. İlyas, maçta son golünler. Bençik sonuç alamadı. Mustafa Özkan, kaleci Odert. Ali Tan Doğan ortasını yapıyor. Mustafa kaleci son anda çeliyor. Denizli Spor 2, Lorient 0 maçın skoru. Denizli Spor seyircisi önünde etkili bir futbol ortaya koyarken Mustafa Özkan attığı 2 golle galibiyeti getirdi. Yeşil siyahlılar Fransa'daki rövanşa avantajı koruyup tur atlamak için sahaya çıktı. Gurbetçiler de yalnız bırakmıyor takımımızı bu zorlu mücadelede. Sol kanatta gelişiyor. Lorient hücumu, içeri gönderilen top. Loco gol pozisyonunda. Aynen ve top dışarı çıktı. Aynen başarılı pozisyonda. İlyas serbest vuruş kullandı. Ters bir kafa vuruşu gol. Martini topu kendi filelerine gönderiyor. Denizli sporluların gol sevinci. Teknik direktör Rıza Çalınbay görüntüde Denizli Spor büyük avantaj sağlıyor. Bu golü tekrar izledik. Denizli Spor 1-0 önde. İlk yarının son bölümleri, kafa vuruşu, beraberlik var oyunda. Kropi attı golü. Kropi tribünlere doğru bir harekette bulunuyor gol sonrasındaki sevincinde de.
ve Denizli Sporlu Türk futbol severler de bu harekete tepki gösteriyorlar. Kropi'nin golünü tekrar izliyoruz. Skor 1-1. Ali Tandoğan kaleciden sıyrıldı. Kale boş, vuruşu ve bu top dışarı çıktı. İlk yarıda duraklama anlar oynanıyor. Lorient takımı golü bulamıyor. İlk yarının sonunda Kropi ile Bülent Üçüncü arasında yaşanan gerilim, ortam bir anda elektrikleniyor. Ve karşılaşmanın ikinci yarısının hemen başında Kropi Türk taraftarlardan özür diliyor. Loko'nun çevirdiği top filelere gidiyor. Bu el ikinci yarının hemen başında Lorient'i ümitlendiren golü attı. Loko'nun pası, bu el gol vuruşunu yaptı. 2-1 öne geçiyor Lorient. Denizli Spor hücumu Ali Tandoğan'ın ortası. Ceza sahası içinde Ersen Martin dışarı gönderdi. Duraklama anları oynanıyor karşılaşmada. 4. duraklama dakikasında Govin golü atıyor. Lorient 3, Denizli Spor 1. Golü tekrar izliyoruz. Karşılaşmanın hakemi tam 12 dakikalık duraklama bölümü oynatıyor. Lorient maçı 3-1 kazanmasına rağmen Denizli Spor ilk maçtaki avantajıyla turu geçen taraf oluyor. İkinci yarıda yenen goller yürekleri ağızlara getirse de korkulan olmadı. Denizli Spor 3-1 yenilmesine rağmen deplasman golü kuralıyla tur atlamayı başardı. İkinci turda rakip Çek Cumhuriyeti'nin köklü ve güçlü ekibi Sparta Prag'tı. Lige ambargo koyan Avrupa kupalarının gediklisi olan rakibe karşı horozlara pek şans tanınmıyordu. Üstelik ilk maç deplasmanda oynanacaktı. Ev sahibi takım hata. Tehlike büyüyor. Seken top. Obaydin dışarı vuruyor. İlk tehlikeli atak Sparta Prag'dan. Yine soldan geliyor. Ev sahibi ekip. Kaleci. Aynen başarılı. Serbest vuruş. Jaroşik topun başında. Sert vuruyor. Baraja çarpıyor. Ağlara gidiyor. 20. dakika Sparta Prag 1-0 öne geçiyor bu golle. Jaroşik'in gol sevinci. Tekrar izliyoruz serbest vuruşu. Hakan Çimen ayağını uzatıyor ama top filelere gidiyor. Bir kez daha bir başka açı. Barajdan seken top. Denizli Spor artık beraberlik kovalıyor. Uzun top defansının arasına kaleci Blazek. Rıza Çalınbay dikkatle izliyor. Bir başka serbest vuruş. Yine Jaroşik, bu defa kaleci aynen çıkarıyor. İkinci yarı Denizli Spor daha atak oynuyor. Ceza sahası içine Bencik dokunuyor. Son anda savunma ve Hübschmann çıkarıyor. Ağlara giden topu Hübschmann çıkardı. Tekrar Sparta Prag yükleniyor. Seken top, kafa vuruşu Heinen'in kontrolünde. Denizli Spor hata. Mustafa Özkan vuruşu dışarıda. Yağmur şiddetini artırıyor. Uzun toplarla çıkıyor ev sahibi takım. Defansın arkasına sarkmak istiyor. Ters vuruş. Kale ağzında. Kaleci aynen bir kez daha atak yapıyor. Tehlikeyi uzaklaştırmaya çalışıyor. Ve İsveçli hakem karşılaşmayı bitiriyor. Denizli Spor 1-0'lık yenilgiyle umutla dönüyor. Ev sahibi ekip tek golle maçı kazanan taraf oldu. Bu yenilginin ardından Denizli Spor'un kupaya veda edeceği düşüncesi hakimdi. Ancak 14 Kasım 2002 günü Denizli Atatürk Stadı'nı dolduran 10 binlerin takıma inancı tamdı. Denizli'de Atatürk Stadı'nda tarihi bir gün Denizli Spor Sparta Prag'la mücadele ediyor. Sparta Prag takımının vuruşuyla başlandı karşılaşmaya. Denizli Spor ilk düdükle birlikte ataklar geliştiriyor, yükleniyor rakibinin üzerine. Bu vuruşta top filelere gitti fakat offside gerekçesiyle Mustafa Özkan'ın vuruşu gol olarak geçerlilik kazanmadı. İşte pozisyon. Teknik direktör Rıza Çalınbay görüntüye yansıyor. Ali Tandoğan sağ kanatta. Ali Tandoğan içeri gönderdiği top. Son anda kaleci kontrol edebildiği topu Blazek. Sağ kanattan Ali sürekli ileri çıkıyor. Rakip savunmayı zorluyor.
Kabat'ın vuruşu dışarı çıktı. Haytan entacı kullandı. Kabat, Mustafa Özkan göğsünü aldı. Mükemmel vurdu topa ve golü attı. 1-0 öne geçiyor Denizlispor. Gol Mustafa Özkan. Çok klas bir gol atıyor. Denizlispor 1, Sparta Prag 0. Mustafa Özkan'ın gol sevinci. Yeşil siyahlı taraftarlarda coşku içinde. İşte gol. İyi kontrol. Zor durumda olmasına rağmen ayağının dışıyla topu Mustafa köşeye bıraktı. 1-0 önde Denizlispor. Beraberlik arıyor Sparta Prag. Top dışarıda. İlyas'ın vuruşu az farkta oyun sahasını terk etti top. Denizlispor ikinci golü arıyor. Kabat çok uzak mesafe, sert duruş, direkten dönen top. İkinci hamlede Mustafa'nın vuruşu dışarı çıktı. Denizlispor için şanssız bir an yaşandı. Denizlispor Sparta Prag önünde 1-0'lık üstünlükle devam ettiriyor karşılaşmayı. Servet savunmada tehlikeyi uzaklaştıran futbolcu oldu. İkinci golü kovalıyor Denizlispor. İlyas'ın vuruşu yan ağlarda kaldı. Maçın ilk yarısı Denizlispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Mustafa Özkan az farklı dışarı çıkıyor top. Mustafa maçın en başarılı isimlerindendi. Mustafa orta alanda nefis bir pas aktarıyor. Bencik yerde, karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösteriyor. Kaleci Blazek sarı kartı gördü. Takımımız penaltı kazanıyor. Yapılan hareket bu. 53. dakika, vuruş Mustafa'dan ve ikinci gol. Kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor Mustafa Özkan. Denizlisporluların büyük sevinci. Denizlispor 2, Sparta Prag 0. İlk maçı 1-0 kaybeden Denizlispor için bu skor tur demek. Çok önemli bir gole imza atıyor Mustafa Özkan. 2-0'lık skor. Sparta Prag takımı bütün atlarıyla yüklenmeye başlıyor. Mutlak gole ihtiyacı var Sparta Prag'ın. Denizlispor karesi tehlikeler yaşıyor. İkinci yarının ilerleyen bölümlerinde dışarı çıkıyor top. Rıza Çalınbay da heyecan içerisinde sürekli oyuncularına uyarılar yağdırıyor karşılaşmanın son bölümlerinde. Maçın son anlarında karesinde Haynen'de adeta devleşiyor. Mükemmel kurtarışlar yapıyor. Ve Denizlispor Atatürk sarayında adeta bir tarih yazıyor. Denizlispor Sparta Prag'a 2-0 yeniyor ve UEFA Kupası'nda 3. tura yükseliyor. Denizlispor 3. turda. Rıza Çalınbay'ın öğrencilerinden Denizli'de tarihi bir gece. Horozlar sağlam savunmayla durdurduğu rakibini Mustafa Özkan'la vurdu. 2-0'lık skorla Sparta Prag kupanın dışına, Denizli Spor'sa 3. tura doğru yol aldı. 3. turda kura'dan yine bir Fransız takımı, ancak bu kez son lig şampiyonu çıktı, Olympique Lyon. Juninho, Son Anderson, Sidney Govou, Edmilson, Coupe gibi yıldızlarıyla fazla söze gerek olmayan bir takımdı. Bu zorlu eşleşmenin ilk ayağı Denizli'de oynanacaktı. Denizlispor UEFA Kupası 3. turunda Olympique Lyon'u konuk ediyor. Ali Tandoğan ekranlara geliyor. İşte Denizlispor'un gole çok yaklaştığı bir an. Kabat kullandı serbest vuruşu, avuta gitti top. Serbest vuruşu bu kez Olympique Lyon kullanıyor, Haynen. Denizlispor savunması karşıladı. Bir vuruş üstten avuta gidiyor top. Yine atakta Olympique Lyon. Diarra ve avuta gidiyor top. Denizlispor'un atağı, İlyas'ın ortası. Bencik dönerek vuruyor, avuta çıktı top. Karşılaşmada ikinci yarı. İlyas out. Olympique Lyon köşe vuruşu kullandı. Atak devam ediyor. Haynen'i geçen top kimse dokunamadı, taç. Mustafa Özkan sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemiyor Denizlispor'da. Bülent'in vuruşu out'a gidiyor. Görüntüde Bülent.
ve karşılaşma 0-0 sona eriyor. Denizli Spor güçlü rakibine karşı başa baş bir futbol oynayarak golsüz beraberlikle sahadan ayrılıyordu. Stade Gerland'da Lyon hem tecrübesi hem de ev sahibi olmasıyla daha ağır basan taraftı. Takvimler 12 Aralık 2002'yi gösterirken Denizli Spor yeni bir tarih yazmak için sahaya çıktı. Denizli Spor oynayı başlıyor. Kuzey İrlandalı hakem yönetiyor Irwin ve Denizli Spor atakta. Mustafa Özkan şansını deniyor, top dışarı gidiyor. Oyuna iyi başlıyor Denizli Spor. Ali Tandoğan yine Denizli Spor atağı. Ali Tandoğan'dan Mustafa Özkan'a. Haytanen ortaya çeviriyor. Mustafa Özkan dokunuyor, ağlara gidiyor. 5. dakika. Denizli Spor 1-0 önde deplasmanda. Mustafa Özkan golcü oyuncusu görevini yapıyor ve deplasmanda Denizli Spor'u bu golle, tekrarını izlediğiniz bu golle 1-0 öne geçiriyor. Kaleci Gregory Kupe sadece seyrediyor topu. Çok bir gol. Ve Olympic Lyon'un beraberlik çabaları var. Denizli Spor savunması iyi kapanıyor. Servet uzaklaştırıyor. Bir kez daha geliyor Olympic Lyon. Eric Carrier savunmaya çarpıyor, açılıyor. Uzaktan vuruş dışarı. Yara ekranlarınızda. Şimdi Denizli Spor atağı. Ali Tandoğan çabuk ortalıyor. Benji Kayan uzatamıyor. Yeniden Olympic Lyon atak yapıyor. Dışarıya çıkan top. Çok tehlikeli savunma. Leslie Irwin ikinci yarı için düdüğünü çalıyor. Olympic Lyon sağlı sollu geliyor. Bu vuruşta dışarıda. Tony Weyrel oyunda ikinci yarıda. Kaleci aynen mükemmel kurtarışlar yaptı maç boyunca. Eric Carrier bir kez daha ortalıyor. Boşta kalan top, İlyas tereddüt ediyor. Kale ağzında ama faul veriyor maç hakemi. Leslie Irwin faul diyor. Sonny Anderson da oyunda ikinci yarıda. Dışarıya çıkan top kale ağzından dışarı gidiyor. Denizli Spor'un şanslı olduğu an. Denizli Spor atakta. Oyunun son bölümü. İlyas gol pozisyonunda. Önüne çekiyor. Plase dışarı gidiyor. Son dakikalarda Denizli Spor ikinci gol fırsatını kullanamıyor. Olympic Lyon atakları Ersen Martin savunmasına yardım ediyor. Ve kale ağzında bu karambol top çizgiyi geçiyor ama maçın hakemi faul diyor. Büyük çekişme var. Diyarra pozisyonda ve İrlandalı hakem karşılaşmayı bitiriyor. Denizli Spor 4. turda. İlk kez katıldığı UEFA Kupası'nda 4. turda. İçeride 0-0 kaldık, dediler ki işte orada gidersiniz 5 olur gelirsiniz dediler. Adamlar da işte kutlamalar yapıyorlar. Eğlenceler, onların da bilmem ne kaçıncı yılı. 50. mi 100. mi yılı mı ne artık. Biz de çıktık sahaya ama karşımızdaki oyuncular çok üst düzey yani. Dedik ki biz ancak savun, ama öyle bir maç oynadık ki. Herhalde 3 kaleci falan vardı. Hani şey, ceza sahasının içini düşünün. Biz orada 4-4-3 oynadık orada. Hani ben sağ bek ama şey, 6 pasın orada sağ bek yani. Kendi sahanızda Olympic Lyon gibi takımda oynuyorsunuz. Hedefi şampiyon olmak UEFA'da. Kendi sahamızda berabere kalıyoruz. O dönem benim için niye önemli? Çünkü ben o maça kadar sakatlık yaşadım. Neredeyse 8-9 gün hiç idmana çıkmadım. Bir idmandan o maça sağ olsun hocam beni sahaya sürdü. Ve golün atıp da turu geçmemiz çok farklı bir şey oldu. Çünkü onu gelip Denizli'ye döndüğümüzde anladım. Havalimanından ta Denizli'ye kadar bütün halk sokaklardaydı. Çok farklı bir anıydı. Stade Gerland'da Türk futbol tarihinin unutulmaz maçlarından birisi oynandı. Golden sonra 85 dakika boyunca Denizli Spor karesini ablukaya alan Fransızlar Dirk Aynen, Servet Çetin
ve Roman Kratochvil'den oluşan Çin Seddi'ne çarptı. Son dakikaları geçmek bilmeyen bu efsane maçın bitiş düdüğüyle birlikte yeni bir destan yazıldı. Denizli Spor tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Kupası'nda 4. turu görmüştü. Sırada Porto vardı. Portekiz ekibinde özellikle genç teknik adam Jose Mourinho'nun oynattığı futbol dikkat çekiyordu. Takımın en tehlikeli ismi ise orta sahanın beyni Deco'ydu. Horozlar bu zorlu Portekiz deplasmanındaki ilk maçta avantajlı bir skor elde etmek istiyordu. Porto atağı, Jankauskas topu dışarı gönderiyor. Jankauskas hareketleniyor. Servet kapatmaya çalışıyor. Jankauskas vuruşu dışarıya. Köşe vuruşu Porto'nun, top üst direkten dışarı gidiyor. Mustafa Özkan. Mustafa'nın vuruşu yavaş. Ali Tandoğan. Ersen Martin boş kale, top dışarı gidiyor. İlk yarıda Denizli Spor başarılı ama ikinci yarının hemen başı. Dakika 48, Capuccio ile 1-0 öne geçiyor Porto. İşte gol. Dakika 53, bu kez Derley. İlk yarının başarılı ismi Heinen bu pozisyonda hiçbir şey yapamıyor. Yine bir ölü top, yine bir yan top. Ve Ricardo Costa 65. dakikada skoru 3-0 yapıyor. Bu golden 2 dakika sonra Jankauskas dakika 67, skor 4-0. Jankauskas'ın golü bir kez daha görüntüye geldi. Dakika 74, Deco mükemmel bir serbest vuruş kullanıyor. Skor 5-0. Köşe vuruşu Denizli Spor'un, servet yükseliyor, top direkten geri geliyor, İlyas vuramıyor. Tamamlayan Kratochvil ve 80. dakikada farkı 4'e indiriyor. Dakika 82, Alenichev skoru belirliyor. 6-1. Porto 6, Denizli Spor 1. Tur şansını zora sokuyor Denizli Spor. İlk 45 dakikadaki iyi performansa rağmen ikinci yarının başlarında yenen gol bütün dengeleri bozdu. Porto'nun üst üste gelen gollerine engel olamayan Denizli Spor ağır bir yenilgi aldı. Denizli'de oynanacak rövanş maçı artık formaliteden öteye geçemeyecekti. Seremoni için takımlar yerlerini alıyorlar. Maçı hakemi Claude Colombo, Fransa'da şu anda en iyi hakem olarak bilinen hakem. 42 yaşında, 16 yıldır Fransa 1. Ligi'nde hakemlik yapıyor. 8 yıldır FIFA kokartı taşıyor Claude Colombo. Ekonomi profesörü ve 1.69 boyunda. Colombo ile oynadığımız iki maçta da galip geldik. Birinde Beşiktaş Barcelona'yı 3-0 yenmişti. Bir diğer mücadele milli takımımızın mücadelesiydi. Türkiye Makedonya'yı deplasmanda 2-1 yenmişti. Bu iki maçta Claude Colombo karşılaşmanın hakemiydi. İki teknik adam ekranlarınıza yansıdı sevgili seyirciler. Büyük Türkler Sen Martin ve Mustafa ileri uçta. Onların hemen arkasında Bençik yer alacak. Savunmada Özgür, Kratokvi, Servet, Hakan Şimen dörtlüsünü izleyeceğiz. Orta sahada Ali Tandoğan, Bülent Ertuğrul, Serdal. Onların önünde Bençik ve mücadele başlıyor. Başarılar diliyoruz Denizli Spor'a. Seken top. İlk tehlikeli atak olabilir. Ersan Martin vuruşu, avuta gidiyor top. Henüz 10. saniyeydi. Ersan Martin'le yakaladığımız pozisyon. Sekti top. Kratokvil, Jankauskas mücadelesi. Hakan'dan sekiyor. Jankauskas. Bası güzel, tehlikeli olabilir. Pek Soto ceza alanında. Pek Soto gole izin vermiyor Heinen. Dirk Heinen. Dakika 35, ilk yarıda son 10 dakikaya giriyoruz. 0-0'lık eşitlik sürüyor. Mario Silva. Mario Silva'nın ortası, Jankauskas'ı geçti. Kafa vuruşu, top out'a gidiyor. Yine rahat bir nefes alıyoruz. Barajın durması gereken yeri işaretliyor maçın hakemi.
out'a gidiyor. Carvalho'nun vuruşunda top doğrudan out'a gitti. Tehlikeli bir pozisyon. Kaptırılan top. Ceza alanımızda tehlike var. Yerden bir vuruş ve top ağlara gidiyor. Derlay topu ağlarımıza gönderiyor. Dakika 43. Derlay'ın golüyle Porto 1-0 öne geçiyor. İlk maçta da ikinci golü atmıştı. 54. dakikada Derlay. İşte pozisyon. Savunmadan çıkarken kaptırılan top büyük bir tehlike oluşturdu. Ve kalecinin ayaklarının dibine yapılan vuruşlar her zaman tehlikelidir. Onlardan biri. Biraz sonra oyuncu değişikliği olacak. Konuk ekip Porto'da. Marco Ferreira oyuna girmek üzere hazırlanıyor. Hakan Çimen. Etkili bir atak olabilir. Ersen vuruyor, gol! Ersen Martin gol atıyor. Dakika 52, skor 1-1. Ersen Martin. Gerçekten güzel bir gol attı Ersen Martin. Şimdi eşitlik var. Gol bir kez daha görüntüde. Kaptan Jorge Costa'nın hatasını affetmiyor Ersen Martin. Hakan Çimen. İlyas. Tekrar Hakan. Şimdi Serdal. Bas güzel, offside yok. Ali Tan Doğan. Ceza alanında Bençik var. Mustafa sokuluyor. Mustafa kafa vuruşu. Müthiş bir gol. Mustafa Özkan. Dakika 58. Denizlispor 2-1 öne geçiyor. Mustafa Özkan'ın güzel golüyle 2-1 öne geçiyor. Denizlispor bu sezon UEFA Kupası'nda attığı 6. gol Mustafa'nın. İşte bu güzel gol bir kez daha görüntüde. Ali Tan Doğan'ın ortası. Mustafa zamanlaması çok iyi. Çok güzel bir gol. Servet aşırdı. Ersen Martin savunma karşılıyor. Ricardo Carvalho ile. Aleyniçev. Orta gelirse tehlike. Elder Postiga ceza alanı içinde. Cruz ve top ağlara gidiyor. İlginç bir gol. Clayton Cruz'un golüyle skor 2-2 oluyor. Dakika 87. 80. dakikada oyuna girdi Cruz. 87'de skoru 2-2'ye getirdi. Sırtı kaleye dönükken topuyla topu böyle ağlara gönderiyor Cruz. Oyun sürüyor. Aleyniçev. Ricardo Costa'ya pası. Kratokvil kaptırdı. Cruz. Onside bayrağı kalkmadı. Devam dedi maçın hakemi. Ceza alanında karambol. Tehlikeli bir pozisyon, savunmamız uzaklaştırıyor. Ali Tan Doğan. Derlay. Hücuma çıkarken kaptırılan toplar hep kalemizde. Etkili oldu bu maçta. Dördüncü hakem henüz tabelayı kaldırmadı. 90 dakikalık süre şu anda tamamlandı. Ben göremedim. 2 dakika olarak yönetmenimiz Nesim Tuğuşlu beni uyarıyor. 2 dakikalık kaybolan zamanı işaret etmiş. Dördüncü hakem Mulen. Ve bu süre işlemeye başladı. 2-2'lik eşitlik var. Taç atışı el değiştiriyor. Denizlispor kullanacak. Kratokvil. Özgür.
Savunmada karşılayan Carvalho. Atağımı sürecek. Mustafa Özkan. Ersen Martin ceza alanında. Mustafa. Mustafa. Yine Carvalho ve Taç. Kaybolan zaman 2 dakika olarak gösterildi. 1 dakikası geride kalmak üzere. 2-2'lik eşitlik var. İlyas'ın pası. Oyun sürüyor. Özgür yerinde müdahale. Hakan. Taç Denizli Spor'un. Ali Tandoğan. Özgür. Hatalı bir pas. Ostiga çevirdi. Derlay. Cruz. Derlay uygun durumda. Taç. Maçta artık son saniyeler sevgili seyirciler. 2-2'lik eşitlik var Denizlispor Porto mücadelesinde. 87. dakikada Cruz'un golüyle eşitliği buldu Porto takımı. Denizlispor galibiyete çok yakındı. Jorge Costa'nın ortası. Hop savunmamızdan sekiyor. Ardından Hakan. Şimdi servet. Ve maçı bitiriyor. Claude Colombo. Denizlispor'la Porto 2-2 berabere kalıyor. En azından son maçında beraberlik alıyor. Ve bir puanla UEFA Kupası'nda 4. turu böylece tamamlamış oluyor. Denizlispor 6-1'in rövanşında Porto'yla 2-2 berabere kaldı ve UEFA Kupası'na 4. turda veda etti. Turnuva boyunca evinde hiç yenilmeyen yeşil siyahlılar Denizli'nin adını Avrupa'da duyurdu. Bu büyük başarının en büyük mimarları arasında attığı 6 golle Mustafa Özkan yer aldı. Ayrıca kaleci Hainen'le savunmada Kratochvil ve Servet'in performansları unutulmazlar arasına girdi. O dönemlerde Anadolu takımının Avrupa'da başarısı yani çok zordu. Ki yani ona baktığınızda diğer büyük takımların Avrupa'da zaten kendine göre başarıları yoktu. Biz mütevazi sayılır bir kadro ama isim, hepsi sonradan hep isim oldular ama o dönemde biz kendimize göre bir mütevazi kadromuz vardı. İşte başımızda Rıza Çalınbay vardı. Çok iyi bir dostluk, arkadaşlık vardı. Her zaman buna inanırım yani. Bir takımın başarısının her zaman bunlar etkendir. Hem de çok büyük etkendir. Yani %50'si gibidir oynanan futbolun öte. Bir tarih oldu bizim için o. Hem Denizli halkı için hem Denizli Spor için. İlk kez UEFA Kupası'nda oynuyor ve ilk 4 turu atlıyor. Bu çok ilginç ve büyük bir olay. Oynanan bütün maçlarda yanılmıyorsam 7 gol atıldı. 4 maçta. 2 orada, 2 burada sayarsak 8 maç. Attığımız gol 7, 6'sını ben attım. O benim adıma çok mutlu verici bir şey oldu. Denizli Spor eleyen Porto ise finalde Celta'yı da mağlup ederek UEFA Kupası'nın sahibi oluyordu. Portekiz ekibi bir sonraki sezon inanılmazı başararak Şampiyonlar Ligi'ni de kazanırken dünya futbolu Jose Mourinho efsanesinin doğuşuna tanıklık ediyordu.